Arkadaşlar merhaba, hücre konusunun önemli detaylarıyla devam ediyoruz. İlk olarak hücre zarından madde alışverişi ile ilgili sorularda dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılar var. Bunlardan ilki, hücre zarından difüzyonla geçemeyen büyük madde ya da yapıların hücre içine alınması endositoz dediğimiz olayla gerçekleşir. Yani monosakaritler, mineraller, solunum gazları difüzyonla alınabilen maddelerdir. Ama bize bir disakarit, bir dipeptit, bir polimer verdiği zaman hücre bunu endositozla almak zorundadır. Hücre içine alınan proteinlerin çözelti halinde alınması pinositozdur. Yani sıvı şekilde, sıvıyla alınması pinositozdur. Bu sırada da pinositoz cebi oluşturulur. Hücre içine alınan yapı bir hücre ya da hücre kadar büyük besin partikülü ise olay fagositozdur ve bu sırada yalancı ayak oluşturulur. Hücre zarından difüzyonla geçebilen maddelerin hücre içine girmesi ile ilgili karşımıza çıkabilecek durumlarda hücre zarından geçiş şekilleri molekül çeşidine ve hücre ile ortam arasındaki yoğunluk farkına bağlıdır. Yani geçiş biliyorsunuz difüzyonda çok yoğundan az yoğuna doğru olur. Yoğunluk farkı ne kadar fazlaysa o kadar fazla hızlı difüzyon gerçekleşir. Yüksek derişimden düşük derişime doğru madde geçişinde iki durum söz konusudur. Zardan geçen maddeler lipid tabakasından da geçebilirler. Ki eğer lipid tabakasından geçiyorsa buna basit difüzyon denir. Kimler bu şekilde geçer? ADK vitaminleri, ADK vitaminleri çünkü yağda çözünüyorlar. Bakın burası da yağlı bir yapı. Aynı zamanda başka ne geçer? Oksijen ve karbondioksit molekülleri geçer. Bir de madde zardaki taşıyıcı proteinler aracılığıyla geçiyorsa buna da kolaylaştırılmış difüzyon denir. Ve bu sırada enzim kullanılmaz, sadece taşıyıcı proteinler aracılığıyla gerçekleşen bir geçiştir. Ama hem basit difüzyonda hem de kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı proteinlerle sağlanan temel esas şudur, madde çok yoğundan az yoğuna geçiyordur. Taşıyıcı proteinler kullanılarak geçenler glikoz, kalsiyum, amino asit gibi maddelerdir. Eğer madde az yoğundan çok yoğuna doğru geçiyorsa buna da aktif taşıma denir. Burada enerji harcanır. Şimdi sorularda neye dikkat edeceğiz? Tuzak olarak karşımıza ne gelebilir? Ya madde geçişiyle ilgili bir soru sorulduğu zaman birkaç şeye dikkat edin. Madde zardan geçebilecek boyutta bir molekül mü? Bir de madde yüksek derişimden düşük derişime mi yoksa düşük derişimden yüksek derişime mi doğru geçiyor? Buna dikkat etmeliyiz. Zardan geçen madde su ise buna da ozmoz diyoruz. Evet, eğer ki aktif taşımada zardan geçen moleküller, glikoz gibi moleküllerse yani az yoğundan çok yana doğru geçiyorsa buna aktif taşıma denir. Hücre zarına özgürlük kazandıran yapılar, bu da çok önemli, glikoproteinler ve glikolipitlerdir. Yani bir hücrenin ne hücresi olacağını belirleyen yüzeyindeki, üzerindeki, zarın üstündeki glikoproteinler ve glikolipitlerdir. Burada tuzak nedir? Bir insanın kanına verilen proteine karşı alerjik tepkimelerin oluşması proteinlerin bireye özgü olduğunu gösterir. Glikoprotein ve glikolipitlerin çeşitleri ve yerleşimleri türden türe değişir. Aynı türün bireyler arasında değişir. Hatta aynı bireyin hücreleri arasında değişir. Yani glikoproteinlerin, glikolipitlerin dizilimi türden türe, aynı türün bireyler arasında, aynı bireyin hücreleri arasında da değişiklik gösterir. Bu da ona özgürlük kazandırır. Evet, hücre zarındaki proteinler zarda sürekli hareket halindedir. Bakın X hücresinin üstünde gösterilen proteinler mavi, Y hücresindekinde gösterilenleri proteinleri kırmızı olarak göstermiş. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman bakın hepsi yer değiştiriyor. Yani bu da bize neyi gösteriyor? Karışık bir hale dönüşüyorlar. Bu da bize aslında proteinlerin hareket halinde olduğunu gösteriyor. Bir bitki hücresinde fotosentezi artarsa
Ozmotik basınç artar ve hücre ortamdan su alır. Çünkü fotosentez gerçekleşirken ortamın suyu azalır ve hücrenin ozmotik basıncı artar. Hayvan hücrelerinde lizozom aktivitesine bağlı olarak polimerler, monomerleri yıkıldığında hücrenin ozmotik basıncı artar. Çünkü ne olmuştur? Ortamdan su alınmıştır. Lizozom bir hidroliz reaksiyonu gerçekleştirir. Bu sırada da ortamın suyu alınır. Ribozom organelinde gerçekleşen olay biliyorsunuz dehidrasyon olayıdır. Aminoasitler birbirine bağlanır ve proteine dönüşür. Bu dönüşüm sırasında ortama su verilir. Dehidrasyonda açığa su çıkar. Bu nedenle ortamın ozmotik basıncı düşer. Mitokondriler ise dolaylı yoldan glikoz tüketimi sağladığından bu iki organel ozmotik basıncı azaltıcı etki yapar. Çünkü hem mitokondri faaliyetiyle açığa su çıkar hem de ortamda ozmotik basınç oluşturacak moleküller azalır. Haliyle ozmotik basınç düşer mitokondri faaliyetiyle. Bitki hücresi şekilleri verilerek hücrenin bulunduğu ortamların derişimleri karşılaştırıldığında hücre ile ilgili iki temel veri kullanılıyor. Bir tanesi hücre zarıyla çeper arasındaki boşluğa bakacağız. Yani çeperle aradaki boşluk eğer artıyorsa, yani şu hücremiz, işte şu da hücre zarı gitgide çeperden uzaklaşıyorsa bu şekilde, demek ki bu hipertonik ortamdadır. Çünkü içerideki su dışarı çıkıyor ve hücre, yani sitoplazma büzülüyordur. Çeper biliyorsunuz cansız olduğu için herhangi bir onda şekil olarak oynama gerçekleşmiyor. Hücrenin içindeki kofulun büyüklüğüne bakılır. Eğer koful büyüklüğü artıyorsa hücre hipotonik ortamdadır. Yani su alıyordur. Şimdi şu çeperimiz, daha sonra şu hücre zarımız, ardından bir de içinde koful var. Kofulun büyüklüğü gitgide bu şekilde artıyorsa demek ki hücre dışarıdan su alıyordur. Suyu hücre içine aldıkça da koful büyüyordur. Kofulun büyüklüğüne bakarsanız koful küçülüyorsa eğer hipertonik ortamdadır. Koful büyüyorsa hipotonik ortamdadır yorumu yapabiliriz. Şimdi bir de kontraktil koful olayı var. Biliyorsunuz tatlı sularda yaşayan amip, ögdüne, paramecium gibi tek hücreli canlılarda kontraktil koful var. Bu canlılar eğer ki bununla ilgili bir soru geldiğinde bu canlılar kontraktil koful çalışmadığında ya da yetersiz çalıştığında fazla su alarak şişer. Çünkü kontraktil kofulun görevi fazla suyu dışarı pompalamaktır. Kontraktil koful da çalışmıyorsa haliyle su alacak, şişecek. Niye patlayacak? Çünkü bu tatlı sularda yaşayan amip, ögdüme, paramecium gibi canlıların çeperi yoktur. Onlara desteklik sağlamaz. Yani bu hücreler hemolize uğrayabilirler. Buna göre bu canlı ile ilgili enzim inhibitörü verilmesi, ATP üretiminin azalması diyebilir. Mesela mitokondrileri çalışmıyor paramecium'un. Bu su alarak şişer ve patlar mı? Patlar. Çünkü bu sırada yani kontraktil kofulun çalışması sırasında ATP'ye ihtiyaç var, enzime ihtiyaç var. Eğer enzimin çalışmasını durdurduysak inhibitörle veya ATP üretimi azaldıysa veya hücre yoğun tuz enjekte ettiysek dışarıdan eğer tuz aldıkça hücre ne yapacak? Ozmotik basıncı artacak, içeriye daha çok su alacak ve patlayarak ölecek. Evet, burada başka bir tuzakla karşılaşabiliriz. Kontraktil koful vücuda giren fazla suyu dış ortama atar. Sindirilemeyen atıkları, fagositozla vücuda giren bir boya maddesi ancak egzositozla dışarı atılır. Yani kontraktil kofulun görevi sadece suyu atmaktır. Bir de bize bitki hücresi ile hayvan hücresi arasındaki farkları sorabilir. Bitki hücresinde klorofil bulunduğunu, hayvanda bulunmadığını, merkezi kofulun yalnızca bitkilerde bulunduğunu, plastitlerin yalnızca bitkilerde bulunduğunu, selüloz çeperin, nişastanın bitkilerde bulunduğunu unutmayalım. Bitki hücrelerinde sentriol, sentrozom yok. Sentrozom bölgesi denilen bir yer var ama sentrozom yok. Bitki hücrelerinde lizozom yok. Peki lizozomun yani hücre içi sindirimin görevini kim yapar dersek bunun görevini kofullarda bulunan enzimler gerçekleştirirler lizozomun görevini. Mikrotübül, mikrofilament ve arafilamentlerin prokaryotlarda bulunmadığını biliyoruz. Prokaryotlarda sil ve kamçı var ancak bunlar proteinler tarafından, farklı proteinler tarafından oluşturulmuş sil ve kamçı. Ama mikrotübül yapısında değil sil ve kamçı, bu da çok önemli bir detay yine. Sentriol yapıya katılan mikrotübüllerdir. Yani sentriollerin yapısında mikrotübüller vardır.
Yıkılıp sentezlenen bu üçünden hangisidir? Mikrotübüllerle mikrofilamentler yıkılıp tekrar sentezini biliyorlar. Ara filamentler sentezlenmiyorlar. Tekrar yıkılıp sentezlenme özelliği yok. Eğer ki burası da çok önemli. Hücre dışına atılacak protein yapıdaki maddeler, hücre dışına atılacaksa eğer, serbest ribozomlarda değil. Yani serbest ribozomlar bunları sentezlemiyorlar. Kim sentezliyorlar peki? Bunlar endoplazmik retikuluma bağlı olan ribozomlarda sentezleniyorlar. Ve oradan Golgi'ye geçiyorlar. Daha sonra da hücre dışına atılıyorlar. Hücre dışına atılmaları da yine Golgi vezikülleri veya kofullar aracılığıyla oluyor. Ama lizozom lütfen burada görev almayı unutmayın. Çünkü lizozom hücre içi sindirimden sorumludur. Bu olayla, yani hücre dışına atılacak bir enzimle, bir proteinle ilgisi, bağı yoktur. Bu sırada doğrudan mitokondri görev almıyor. Yani hani sıralama nasıl? Ribozom, granüller endoplazmik retikulum üzerindeki ribozom, ribozomdan endoplazmik retikulum, oradan Golgi, Golgi'den de hücre dışına gidiyordu. Ama mitokondriden geçmiyor. Ama mitokondri dolaylı olarak görev alıyor çünkü ATP kullanılıyor burada. Bakteriler, mitokondri ve kloroplastaki şu ortak özellikler endosimbiyoz hipotezinde kanıt olarak gösterilebilir. Biliyorsunuz endosimbiyotik teoriye göre ne oluyordu? Bakteriler mitokondri olmuş zaman içerisinde ve kloroplast olmuş diyorduk. Halkasal DNA içermeleri, mitokondri ve kloroplastın küçük ribozomlara sahip olmaları, yani sitoplazmadaki ribozomlar kadar büyük değiller, ATP sentezleyebilmeleri, bölünerek çoğalabilmeleri bunların bakteri olduğuna kanıt olarak gösteriliyor. Bunun dışında bize tuzak olarak şu sorulabilir. Bu organellerin çift zarlı olması ve bugün paramecium gibi hücrelerde ortak yaşayabilen fotosentetik tek hücrelerin bulunması bu hipotezi yine desteklemektedir. Yani hala bu şekilde endosimbiyotik yaşayan canlılar bulunmaktadır. Şimdi burada şuna çok dikkat edelim. Bu önemli bir tablo. Bir kere granülsüz endoplazmik retikulumlar karbonhidrat ve yağ metabolizmasından sorumludur. Yani burada bakın laktoz diyorsa granülsüz endoplazmik retikulum. Yağ, steroid, bunlar zaten yağ. Yağlarda, steroidlerde. Granülsüz endoplazmik retikulumlar. Selüloz önemli. Selüloz hücre zarında sentezlenir. Selüloz hücre zarında sentezlenir. Ve Golgi sentezde dolaylı olarak rol alır. Nişasta nerede üretilir? Nişasta lökoplastlarda ve kloroplastlarda sentezlenir. Yine çok önemli, kloroplastlarda. Lökoplast aklınıza gelebilir ama kloroplast da var. Glikojen, biraz önce söyledik, karbonhidrat ve yağ metabolizmasından granülsüz endoplazmik retikulumlar görevlidir diye. Yani karaciğerde depo edilen bir glikojen karaciğer hücresinin neresinde depo edilir? Granülsüz endoplazmik retikulumda sentezde üretilir. Glikoproteinler granüller endoplazmik retikulum ve Golgi cisimciğinde üretilir ve sakaroz sitoplazmada üretilir. Ökart hücrelerde mitokondri, kloroplast, kromoplast, trofoblast organellerinde DNA, RNA ve ribozom bulunmaktadır. Yani bunu kısaca şöyle, mitokondride ve şu üçü zaten plastit olarak isimlendiriliyor. Plastitlerde DNA, RNA ve ribozom bulunur. Endosimbiyoz hipotezine göre fotosentetik bakteri çekirdeği evrimleşmiş bir hücreye girerek kloroplasta, oksijenli solunum yapan bakteri ise yine çekirdeği evrilmiş, yani ökaryotik demek istiyoruz burada. Ökaryotik bir hücreye endostozla girerek mitokondriye dönüşmüştür diyoruz arkadaşlar. Yani önce ne oldu? Çekirdek olan bir hücre, ardından mitokondris olan bir hücreye dönüştü. Bunu nereden biliyoruz? Bunu şuradan biliyoruz. Çünkü ökaryotik her hücrede, ökaryotik yapıya sahip her hücrede mitokondri var. Ama her ökaryotik hücrede kloroplast yok. Demek ki kloroplast daha sonra ortaya çıkmış. Kloroplastın mitokondriye göre daha gelişmiş sayılması, kloroplastlarda tiloköit adı verilen üçüncü bir zar sistemi var. Ama mitokondride iki zar sistemi var biliyorsunuz. Dış zar ve iç zar. Ancak burada kloroplastta dış zar, iç zar ve bir de tiloköit zar var arkadaşlar.